Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e sordu. Cehennemi sordu. Cebrail Aleyhisselam da uzun uzun cehennemi anlattı. Peygamber Efendimiz anlatılanlara dayanamayıp bayıldı. Ayıldığında buyurdu ki, ey Cebrail, böyle şiddetli felaket yere benim ümmetim girecek mi? Evet, ümmetinin büyük günah işleyenleri cehenneme girecektir dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz çok ağladı. Cebrail Aleyhisselam da ağladı. Sonra odasına çekildi. Sadece namaz için dışarı çıkıyor. Bunun dışında kimseyle görüşmüyordu. Peygamber Efendimizin dışarı çıkmayışının üçüncü günü Hazreti Ebubekir kapısının önüne gelerek Resulullah'ı görmek mümkün mü diye seslendi. Fakat içeriden bir cevap gelmeyince ağlayarak kapıdan ayrıldı. Sonra Hazreti Ömer geldi. Aynı şekilde söyledi. O da cevap gelmeyince ağlayarak oradan ayrıldı. Sonra Selman-ı Farisi geldi. Ona da bir cevap verilmeyince Selman-ı Farisi de ağlayarak Hazreti Ali'nin evine gidip durumu anlattı. Hazreti Fatıma hemen hane-i saadete koştu. Ey Allah'ın Resulü, ben kızınız Fatıma dedi. Peygamber Efendimiz o anda secdeye kapanmış ümmeti için ağlıyordu. Hazreti Fatıma kapı açılıp içeri girince babasının ağlamaktan yüzünün sarardığını gördü. Babacığım, size böyle ne oldu diye sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ey Fatıma, bana Cebrail gelip cehennemi, cehennemin tabakalarını anlattı. Ümmetimden büyük günah işleyenlerin cehenneme atılacağını bildirdi. İşte beni ağlatan, kederlendiren budur. Sonra Hazreti Fatıma ümmetinden günah işleyenlerin cehenneme nasıl gireceklerini sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlattı. Günahkarlar tutulup cehenneme götürülürken ya Muhammed, ya Muhammed diye bağırarak giderler. Fakat cehenneme yaklaşıp cehennem meleklerini görünce bunu unuturlar. Melekler, sizler kimlersiniz diye sorduklarında, biz kendilerine Kur'an ilmiş olanlardan ve Ramazan'da oruç tutanlardanız derler. Melekler de, Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine inmiştir derler. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin ismini hatırlayıp bizler Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz derler. Melekler de Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'ya asi olan kimselerin hallerini bildiren ayetlerden haberiniz yok muydu diye sorar. Onlar da vardı. Fakat gaflete girdik, şeytana uyduk derler. Hallerine çok üzülürler. Meleklerden izin isteyip hallerinde uzun zaman ağlarlar. Gözyaşları kalmaz, gözlerinden kan akmaya başlar. Sonra melekler onlara derler ki, bu ağlamanız boşunadır. Eğer dünyada böyle ağlasaydınız, faydası olurdu. Dünyadayken Allah korkusuyla ağlasaydınız, şimdi burada ağlamaz, gülerdiniz. Sonra meleklere emir gelir, atın onları cehenneme. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, benim Miraç'ta gördüğümü görmüş olsaydınız, az güler, çok ağlardınız.